21 Ekim 2022 Cuma, İstanbul At Yarışı tahminlerimize, hoş geldiniz. Öncelikle, yayınlarımızı takip edip, videolarımızı beğenen herkese, şimdiden teşekkür ederiz. Yorumlarımızın yazılı hali, yukarıda adresi yazılı web sitemizde, her gün yayınlanmaktadır. Video izlemeye zamanı olmayanlar, oradan yazılı halini okuyabilirler. İstanbul programında 9 koşu var. Tüm koşulara tahmin vereceğiz. Sahadan duyumlar ile Yıldızlı Bülten ekibinin hazırladığı yorumları sizlere aktaracağım. Her koşu sonunda yarışın şartlarına göre geçmiş istatistik verilerini sizlerle paylaşacağız. Ayrıca bize destek olmak isteyenler katıl butonu ile dilediği paketi seçerek kanalımıza katkıda bulunabilirler. Emeğe saygı duyarak desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederiz. Yorumlarımızın sonunda, yine geçmişten önemli koşulardan birini paylaşacağız. Nostalji yaşamak isteyenler, videoyu bitimine kadar izleyebilirler. Şimdi tahminlerimize geçelim. Birinci koşu. 3 yaşlı Arapların, şartlı 5 yarışı, 1400 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşuda çok süratli bir tempo beklemiyoruz. Muhtemelen 6 numaralı Onat Kut liderliği alacaktır. 1 numaralı A turbo ve 5 numaralı Şirinefe onu yakın takip edecektir. Biz özellikle 1 numaralı A turbo ve 5 numaralı Şirinefe'den çok etkili bir yarış bekliyoruz. Onat kutu yakın takip edecek olan bu ikili eğer fazla avans vermezlerse düzlükte onu atlatıp geriden gelecek olan ataklara da direneceklerdir. Şirinefe'nin son işleri mükemmeldi. Eğer yansıtırsa A turbo'yu da kolayca ayırabileceğini düşünüyoruz ancak yine de bu koşuyu 1 numaralı Aturba ve 5 numaralı Şirinefe sıralaması ile geçeceğiz. İkinci koşu. 3 yaşlı Arapların, Maiden yarışı, 1200 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşuda liderliği, muhtemelen 2 numaralı Deniz Hat alacaktır belki ekürilerden 7 numaralı Özar'ın, onu yakın takip edip tempoyu biraz yükseltebilir. Biz bu koşuda riske girilmemesi taraftarıyız. Çok fazla isim önerildi ve birçok takip atı var. Hepsi de bugün iyi koşabilir. Kimi çıkartırsak o gelebilir. AGF oranlarında en son sırada olacağını düşündüğümüz 8 numaralı Savaber bile, ara sonrası çok iyi hazırlıklarla bu yarışa katılıyor. Mehmet Kaya idaresinde çok koşması muhtemeldir. Diğer çok sürpriz isimde 2 numaralı Deniz Hat olacaktır. Bu isimde önde boş kalırsa bitirme şansı olur. Bu sürpriz isimler bu koşuda at çıkarmamanız için yorumladık. Yoksa ön planda tuttuğumuzu söyleyemeyiz. Biz bu koşuyu net olarak kapatacağız. Herhangi bir sıralama önermeksizin hepsi işaretleyelim ve sonraki koşuya geçelim. Üçüncü koşu. 3 Üç ve yukarı yaşlı İngilizlerin satış bir koşusu 1500 metre sentetik kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda ağır tempolu bir gidişat bekliyoruz. Liderliği muhtemelen 8 numaralı fidelio alacaktır. Nefes açma gayreti ile gittiği yere kadar önde gidip sonra gerileyecektir. Bu ağır tempolu yarışta taktiksel olarak en güzel yerde konumlanan formda bir at yarışı kazanabilir. Bu tanıma uyan iki isim var. 1 numaralı Kings Impact ve 7 numaralı My Choice arasından biri, muhtemelen düzlükte liderliği alıp fotoya kadar yarışı önde götürecektir. Biz bu iki attan birinin kazanmasını bekliyoruz. Fakat son dakika önerisi olarak bir isim daha geldi. Bu at, 6 numaralı Pipes of Peace'dir. Astrakan temsilcisi, bugüne kadar yarışlarında beklenileni veremedi. Ancak idmanlarında çok iyi gözükmüş ve bugün çok koşacağı düşünülüyor. Eğer gücünü yarışa yansıtırsa kazanma ihtimali olur. İhmal etmemekte fayda vardır. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 1-7-6 şeklindedir. Dördüncü koşu. 3 ve yukarı yaşlı dişi İngiliz atlarının, Handikap 15 yarışı, 2100 metre sentetik kum pistte koşulacaktır. Bu koşu, aynı zamanda ikinci altılı Ganya'nın, başlangıç ayağı olacaktır. Yarışta ağır tempolu bir gidişat bekliyoruz. Liderliği 4 numaralı Ark Royal veya 7 numaralı Honeymoon alabilir. Fakat bu iki isim, son yarışlarında starta ağır aldıkları için öne erken gelemediler. İyi çıkış yaparlarsa, bu yoklukta liderliği alarak yarışacaklardır. Biz ön grup atlarından 4 numaralı Ark Royal'i çok tutuyoruz liderliği almasa bile, bu grupta mutlaka adından söz ettireceğini hatta kazanacağını düşünüyoruz. Ancak kilosu rakiplerine oranla çok ağır. Yine de 4'te 2 yaptığı binicisiyle, iddialı olmasını beklediğimiz 4 numaralı Ark Royal, bizim net favorimizdir. Rakipleri ise, 3 numaralı Anadolu Aşığı ve 6 numaralı Spell Binder olacaktır. İyi hazırlıklara sahip bu ikili, rakibinin kilodan etkilenmesini bekleyecektir. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 4, 3, 6 şeklindedir. Beşinci koşu. Üç yaşlı Arapların, Maiden yarışı, 1200 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşuda tempoyu, 1 numaralı Can Aslanım ve 7 numaralı Müravi belirleyecektir. İkisi de liderliği alarak başarılı koşuyor. İç kulvar avantajı ile 7 numaralı müraviyi biraz daha avantajı görsek de, biz ikisini ayırımsız olarak yazalım. Bu isimlerin yanına, bu hafta çok farklılaşan 3 numaralı ışık geceyi yazalım. Kendisini tanıyan biricisi idaresinde, bu kez hata affetmeyecektir. Mutlaka kuponlarda olsun. Son olarak, 6 numaralı kızgın kralı yazalım. İlk yarışında bu ata Ahmet Çelik binmişti. Çok rahat görüntüsü ile dikkat çeken kızgın kral, grubu en geride takip etmiş, düzlükte yol bulma sıkıntısı çekmiş ve buna rağmen dışa açılarak etkili gelip koşuyu üçüncü olarak bitirmişti. Bugün Özcan Yıldırım idaresinde, biraz daha önlere yakın yer bulması ve trafik sorunu yaşamaması durumunda, etkili olacağını düşünüyoruz. Kesinlikle ihmal etmeyiniz. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 1, 7, 3, 6 şeklindedir. 6. Koşu 2 yaşlı İngilizlerin katılacağı, kısa vade 9, Gülen Ökten koşusu, 1500 metre sentetik kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda çok süratli bir tempo beklemiyoruz. Önlerde yer alacak birçok isim olsa da, 6 numaralı My Pretty Girl'ün temposuna razı geleceklerdir. My Pretty Girl, kum çim veya sentetik pist ayırımı yapmadan başarılı koşan bir isim. Özellikle ısrarla rahatsız eden olmadığı bir yarışta çıktığı gibi bitirmesi olağan sonuçtur. İlk sıradan yazacağız ancak tek bırakmayacağız. Çünkü çok sert bir rakibi var. 3 numaralı Dagmar yarışın hızına göre konumlanıp her şartta başarılı koşan bir isim. Eğer My Pretty Girl e fazla avans verip elinden kaçırmazsa sonlarda rahatlıkla ona hakim olup kazanacaktır. Bu grubun üzerinde bir isim olduğunu söyleyebiliriz. Bu koşuyu da 6 ve 4 sıralaması ile geçebiliriz. 7. koşu. 4 yaşlı Arapların katılacağı Kısa Vade 7 Anadolu Hisarı koşusu 1900 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşuda ağır tempolu bir gidişat bekliyoruz. Liderliği 6 numaralı Borak salabilir. 5 numaralı özel bey de önlere yakın giden, gerektiğinde liderliği alabilecek bir isimdir. Ancak bu tempoda, borax ile fazlaca inatlaşacağını düşünmüyoruz. Bu ikiliyi öncelikle yazalım. Bu şartlarda çok koşan ve önlere yakın yarışı sürdürmesini beklediğimiz, 2 numaralı afşar ile 3 numaralı şah dragon, bugün mutlaka iyi koşacaklar. Dişine göre grupta start alacak olan bu ikiliyi de ihmal etmeyelim. Daha sonra, 4'te 4 yaptığı binicisi ile bu yarışa katılan 4 numaralı Gebze Güzel'ini yazalım. Bu kez grup sert olsa da, pist ve mesafe ayırt etmeyen bu atı ihmal etmek olmaz. Mutlaka kuponlarda olsun. 1 numaralı Leonidas, Gökhan Kocakaya hatırına yazılabilir. Güçlü safkan, formda olmasa bile Kocakaya ile iyi işler sergileyebilir. Son sıradan sağlama almak adına yazılabilir. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 6. 5 2 3 4 1 şeklindedir. 8. koşu. 2 yaşlı dişi İngiliz taylarının şartlı 5 yarışı 1300 metre çim pistte koşulacaktır. Azatlı bu koşuda muhtemelen 3 numaralı show up liderliği alacak, diğerleri de onu yakın takip edecektir en geride ise bir numaralı Anadolu rüyası yer alacaktır. Biz mesafeye rağmen yarışın süratli geçeceğini düşünmüyoruz. Bu sebeple geride bekleyen isimlerin şansının azalacağını söyleyebiliriz. Yarışlarındaki görüntüsünü çok beğendiğimiz 2 numaralı Kaan Kaan Baby, bizce bugün de kazanmaya çok yakındır. Bu pist ve mesafede, bu rakiplerinden daha iyi olduğunu düşünüyoruz. Akın Sözen idaresindeki tek yarışını kazanan Kaan, Kaan BABY, bizim net favorimizdir. Favorimizin yanına sadece bir rakip önereceğiz. Bu isimde Dagmar Arkası ikinciliğini çok beğendiğimiz 4 numaralı Horr'dur. Torok temsilcisinin çim pistte de etkili koşacağını düşünüyoruz. Favoriye ciddi rakip olacaktır. Sağlam kuponlarda mutlaka olsun. Bu koşuyu da 2 ve 4 sıralaması ile geçelim. 9. Koşu 4 ve yukarı yaşlı Arapların, şartlı 5 yarışı, 2200 metre çim pistte koşulacaktır. Günün son koşusunda da ağır tempolu bir gidişat bekliyoruz. Liderliği 2 numaralı Er Savaş veya 4 numaralı Gubaz alacaktır. Bu ikili, tempoyu ağır tuttukları sürece arka grubu yanına yanaştırmadan fotoya önde gidebilirler biz, er savaşın bugün biraz daha sakin bir şekilde yarışı ikincilikte götüreceğini düşünüyoruz. Gubaz'ın liderliğindeki ağır tempoda, bu iki atın da kazanma şansı yüksek olur. İlk iki sıradan bu atları yazalım. Daha sonra, grubun kaliteli isimleri, bir numaralı Nibolu ve 7 numaralı Özçevi'yi yazalım. Nibolu iyi koşup zor kazanan bir isim. Rakipler uygun olsa da, yine geçilecek bir isim bulabilir. Özçevik ise, ara sonrası bir yarış gördü. İyi koştu ama rakipler çok uygundu. Bugünkü tempo ağır olacağı için, gerilerde beklerse şansı azalacaktır. Yine de kalitesi ile yazılabilir. Bu 4 atı ön planda görsek de, riskli bir koşu olduğundan, 2 atı daha eklemek istiyoruz. 6 numaralı Arapovic, kötü yarışları sonrası kısa bir ara verdi. Sonrasında muhteşem hazırlıkları ile düzeldiğini gösterdi. Bugün hafif kilo ile sert rakiplerle mücadele edecek ancak iyi koşup kazanma ihtimali var. Sağlam kuponlarda olsun. 3 numaralı Barutan ise bu kadar at yazmışken dışarıda kalmaması gerekir. Uzun mesafeyi iyi koşan bir isim. Ciddi rakipleri eksik koşarsa devreye girecektir. Sağlam kuponlara eklemekte fayda vardır. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 2 4 1 7 6 3 şeklindedir. Yorumlarımız bu kadar. Yorumlarımızı okuyup değerlendirirken kendi tuttuğunuz isimlere yer vermeyi unutmayınız. Bu kez nostalji kısmında sizleri 2020 yılına götüreceğiz. 2400 metre mesafeli Grup 1 sentetik pist yarışını 4 numaralı Yamanlar Beyi Gökhan Gökçe idaresinde kazanmıştı. Bu güzel mücadeleyi izlerken şimdiden herkese bol şans dileyelim. verildi ve Türkiye Arjantin Jockey Kulübü koşusu başladı. İstanbul'daki 6. koşunun startı verildi. 2 numaralı Doğa Kanunu yarışın liderliğini almıştı. Dışına 1 numaralı Artman geldi ve şimdi liderlik bir numaralı Artman'e geçti. iki buçuk, üç boya fark yaptı Artman. İkinciliğe 6 numaralı Powerman girdi. Hemen içinde iki numaralı Doğa Kanunu var. Bir buçuk boy gerisinde dördüncülükte 4 numaralı Yamanlar Bey'i. Yamanlar Bey'inin dört boy kadar gerisinde. Beşinci sırada 3 numaralı Victory is ours. bir buçuk boy geride. Son sırada 5 numaralı Zafer Ateşi sırasıyla... Safkanlar 1800 metre start yerine yaklaşıyor. Bir numaralı Artman iki boy farklı önde. iki numaralı Doğa Kanunu ikincilikte. Onun iki boy gerisinde altı numaralı Powerman var. Powerman'den iki boy geride 4 numaralı Yamanlar Bey'i. Yamanlar Bey'in bir buçuk iki boy kadar gerisinde. 3 numaralı Victory is ours. Ondan bir boy geride son sırada. 5 numaralı Zafer Ateşi sırasıyla... 1200 metre start yerine yaklaşıyor Safkanlar. 1 numaralı Arsmen 2-2,5 iki, iki boya farklı yarıştaki liderliğini sürdürüyor. Arsmen'in yarım boy kadar gerisine geldi şimdi 2 numaralı Doğa Kanunu. Ondan 1 boy geride 6 numaralı Power Man var. 4 boy gerisinde 4 numaralı Yamanlar ve 2,5 boy geride 3 numaralı Victory's House. Onun 1,5 boy gerisinde de 5 numaralı Zafer Ateşi sırasıyla Safkanlar 1200 metre start yerine ulaşmak üzere. 1 numaralı Artman 2,5 boya farklı önde. 2 numaralı Doğa Kanunu yine ikinci sırada. Doğa Kanunu'nun 1 boy kadar gerisinde hatta sağısında şimdi 6 numaralı Powerman 3'üncülükte. Powerman'dan 3 boy geride 4 numaralı Yamanlar Bey var. 1,5 boy gerisinde 3 numaralı Victory Izars. Ondan 2 boy geride son sırada 5 numaralı Zafer Ateşi sırasıyla Atlar son 800 metreye girmek üzere. Bir numaralı Artman bir boy farkla liderliğini sürdürüyor. İki numaralı Doğa Kanunu ona en yakın olan Safkan. Doğa Kanunu'nun bir buçuk boy gerisinde hiç kul vardı. Altı numaralı Powerman dışında. 3 numaralı Victory Zaurs bir boy geride. Dört numaralı Yamanlar Bey'i. Yamanlar Bey'in iki boy gerisinde. Beş numaralı Zafer Ateşi sırasıyla atlar düzlüğe çıktı. Bir numaralı Artman son 400 metreye yaklaşılırken arayı 3 boya kadar çıkardı. İkincilikte 2 iki numaralı Doğa Kanunu var. İçinden 6 numaralı Powerman atağa kalktı dıştan da. 4 numaralı Yamanlar Bey gelmeye çalışıyor. Son 200 metreye girilirken 2,5 boy farklı Artman önde dışarıdan. 4 numaralı Yamanlar Bey geliyor. Son 100 metreye girilirken dıştan gelen Yamanlar Bey liderliği alıyor. Arjantin Jockey Kulübü koşusunu 4 numaralı Yamanlar Bey kazanıyor. 1 numaralı Arsmen ikinci, 2 iki numaralı Doğa Kanunu üçüncü, altı numaralı Powerman'de dördüncü oldu. yarışı 4 numaralı Yamanlar Bey'i Gökhan Gökçe ile kazandı.